Burası Kalahari Convention Center'ın girişi. Texas'tayız şu an, Round Rock'tayız. Kalahari, Amerika'nın en büyük kapalı su parklarına sahip ve otelde kalan kişilerin ihtiyaç duyduğu her şeyi tesisin içinde sunan, eksiksiz sunan bir işletme. 4 farklı eyalette şubesi var. Biz şu an Texas Round Rock şubesini ziyarete geldik. Bu tesis Austin şehir merkezine yaklaşık 30 dakikalık bir mesafede. Yani ulaşım aslında çok kolay. Bizim her yıl çok sayıda work and travel öğrencimiz burayı tercih ediyor. Onun için biz bu tesise gelip yakından tanımak istedik. Ben şimdi öğrencilerimizi bulmaya gidiyorum. Temalı bir tesis. İçeride eğlence parkı var, bowling salonları var, barı var, restoranı var, birden fazla restoranı var, marketler var böyle. Ve Afrika temalı, tamamen Afrika temalı yapmışlar burayı. Gelen insanlar geldikleri zaman direkt hani tesisi terk etmeden ihtiyaçlarını, ihtiyaç duydukları her şeyi buranın içinde bulabiliyorlar. Bayağı keyifli ve bayağı büyük. Çok fazla insan gördüm ben içeride. Work and Travel öğrencilerimizin Kalahari'nin içerisinde en fazla talep gösterdiği, en çok çalışmaktan keyif aldığı bölgelerden bir tanesi su parkı. İçerisi kocaman, çok büyük. Hemen bir arkadaşımızı bulup ben şimdi birazcık sohbet edeceğim. Ahmet selam. Selam. Ne yapıyorsun? İyi, sen? İyiyim ben de. Bize biraz burayı anlatabilir misin? Sen ne yapıyorsun burada? Ben burada lifeguard'ım. Burada temel olarak yaptığımız şey yukarıdan gelenlerin boğulmamasını sağlamak. Eğer birinin yardıma ihtiyacı varsa atlayıp onları buraya kadar çekiyoruz. Burada dip kartlar çalışabiliyor sadece ve ekstra alıyorlar. Yalnız şu mavi olan bayağı karmaşık bir şeye benziyor. Geliyor, kayıyor, şuranın içinde dönüyor. Sonuçta alttaki delikten mi düşüyor? Evet, orada sürekli insanlar boğuluyor. Orada çok fazla gün içine giriyoruz. Ama burası genel olarak çok eğlenceli yani. Peki hep aynı ride'da mı, aynı şeyde mi kalıyorsun hafızda mı, yoksa değişiyor mu? Her 40 dakikada bir dönüyor. Herkes farklı yerlere gidiyor. O yüzden sıkılmıyorsun. Çok eğlenceli geçiyor. Sürekli değişiyoruz. Güzel. Kaçtan kaça çalışıyorsun peki? Burada iki tane shiftimiz oluyor. Sabah ve akşam. Kendin seçebiliyorsun. Ben genelde öğlen çalışıyorum. Öğlenden akşama kadar. Güzel. Peki sen bir eğitim aldın mı? Evet, buraya ilk geldiğimizde biz ride attendant olarak başlıyoruz. Lifeguard class gelene kadar bir süre ride attendant olarak gördüğümüz yerde çalışıyoruz şu anda. Aynen. Zaten lifeguard class'ı aldıktan sonra buralarda çalışabiliyoruz. Harika. Peki kazancından memnun musun? Evet, çok güzel maaş alabiliyorsunuz. Özellikle overtime çok alınıyor burada. Yani çok fazla lifeguard'a ihtiyaç oldukları için sürekli fazladan para kazanabiliyorsunuz. Harika. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Bu su parkında çalışmaya geldiğiniz zaman önce sizi bir eğitime alıyorlar. Birkaç gün sürüyor bu eğitim. Sonra bir sınava tabi oluyorsunuz. Ondan sonra su parkının içindeki görev dağılımınız o zaman yapılıyor aslında. Tabii ki de bu eğitimi alırken maaş almaya devam ediyorsunuz aslında. Saatlik ücretiniz belli oluyor. Ama diyelim ki sınavı geçtiniz. En tepede yapabileceğiniz iş deep guard. En iyi yüzücüler, işte sınavı en iyi geçenler deep guard oluyorlar. Maaşı en yüksek olan pozisyonda deep guard. Burada deep guard olan arkadaşlarımız daha derin havuzlarda, daha böyle riskli kaydırakların olduğu yerde görev alıyorlar. Eğer ki siz shallow guard olursanız da daha böyle bel seviyesindeki su havuzlarında görev alıyorsunuz. Hani deep guard'ların olduğu yerde olmuyorsunuz. Maaşınız bir tık daha düşük oluyor. Eğer ki böyle hani baktınız gerçekten yüzemiyorsunuz, zorlanıyorsunuz. Su parkının içinde başka görev veriyorlar. Parkın içi çok 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 kalabalık yani. Nasıl gidiyor? Evet, bugün ilk günümüz lifeguard'ımızda. 4 gün eğitim aldı. Öyle duydum. Eğitim alıyor musunuz? Ondan sonra başlıyor musunuz? Evet. Nasıl? Burası kocaman ya. Çok güzel değil mi? Evet. Gerçi siz şu an çocuk yerine vermişler ilk günde. Biz alışkınız. Biz sürekli çocuk yerlerinde çalıştık şimdiye kadar. Kaydırak başlarında durup çocuklara göz kulak oluyordum. Kalabalık oluyor mu burası? Bayağı. Yani şu an biraz böyle kalabalık bitmeye başladı ama biz ilk geldiğimizde çok kalabalık. Müthiş ya. Aslında su parkında çalışmanın en keyifli yanı anladığım kadarıyla arkadaşlarımızla da konuştuktan sonra birincisi güneşin altında olmamanız, çünkü Texas sıcağı diye bir şey var, gerçek bu. Bütün gün güneşin altında kalmak insanı kesinlikle yoruyor ama burada siz kapalı su parkının içindesiniz. Bir de
eğitiminizi aldıktan sonra, pozisyonunuz belli olduktan sonra sürekli bir sirkülasyon var. Bana söylenene göre anlık olarak 60 tane lifeguard aynı anda burada çalışıyor. Bir o parkın o alanına geçiyorsunuz, bir öbür tarafına geçiyorsunuz. Sürekli de böyle başında durduğunuz, ilgilendiğiniz alan değiştiği için aslında sürekli dinamik bir ortam var burada. Dinamik bir şekilde çalıştığınız ve sıkılmadığınız bir çalışma ortamı var. Bir resepsiyon kısmı bile böyle bu kadar geniş. Böyle büyük bir otel burası. Ama hay! Ama bizim öğrencilerimiz daha çok room attendant kısmında çalışıyor ve parkta, su parkında lifeguard olarak çalışıyorlar. Kalahari'nin arka sokaklarına giriş yapmış bulunuyoruz. Burada room attendant arkadaşları arıyorum şimdi. Mola yerlerini gösterdiler bana. Böyle bir kafeteryaları var. Burada şu bölgede yemek alabiliyorlar. Yine vending machine'ler var. Buralarda da molalarını kullanabiliyorlar. Almış geliyor, bak ne yiyor. Arkadaşlar, bana kafeteryadan bedava yiyecek aşırdılar. Beni de staff sandılar galiba, bilmiyorum artık. Benim guide'larım da burada. Beni burada şey yapıyorlar. Burada bakalım, Muhammed'i arıyoruz şimdi. Muhammed, selam. Selam. Nasılsın? İyiyim, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ne kadar güzel temizlemişsin bu odayı. Muhammed Kalahari'de şu an room attendant pozisyonunda çalışıyor. Muhammed, bize biraz neler yaptığını anlatır mısın bu pozisyonda çalışırken burada? Hemen anlatıyorum. Odaya girmeden önce ben de önce houseman gidip bütün eşyaları, kirliler, çöpleri alıyor. Ben de arkasından gidip yatakları topluyorum. İşte gördüğünüz gibi. Tertemiz ya. Evet. Odayı temizliyorum ve çıkıyorum, bu kadar. Bu kadar. Evet. Ne kadar zamanda senin bu odayı halletmeni istiyorlar? Ortalama 45 dakikam var. Güzel, yetiyor mu? Yetiyor, güzel, evet. Harika. Peki kaç saat çalışıyorsun haftada? Nasıl gidiyor sence burası? Sevdin mi Kalahari'yi ya da? Ben burayı çok sevdim. Yani bize ekstra zaman çok veriyorlar burada. O konuda bayağı şanslıyız. Güzel. Bunlar için overtime alıyorsun değil mi? Ekstradan tamam, ekstra için. Burada overtime aldıktan sonra bir de farklı departmanlarda çalışabiliyorum. Mesela diş başarı olsun, işte Luna Park olsun. Hepsi ekstra saat verebiliyor bana. Bu çok güzel. Haftada kaç saat çalışıyorsun şu an? 12, 13. Haftada, günde. Pardon, haftada onu daha hesaplamadım çünkü daha ilk haftamda olmadı. Daha fazla söyleyebilirim ona. Tamamdır o zaman. Peki şu an memnunsun hayatından, evet, yani? Evet, memnunum. Çok güzel burası. Çok sevindim. Her şey de çok güzel görünüyor. Manzara da çok güzel. Otel harika zaten. O zaman çok teşekkür ederim. Rica ederim. Kalahari'ye geldiğiniz zaman room attendant olabiliyorsunuz, ride operator olabiliyorsunuz, lifeguard olabiliyorsunuz ya da bankette çalışabiliyorsunuz. Bu alanlarda ama diyelim ki daha fazla çalışmak istiyorsunuz, daha fazla saat almak istiyorsunuz. O zaman Kalahari'nin sunduğu en güzel olanaklardan bir tanesi de çapraz alanlarda çalışma imkanı. Yani bu ne demek? Diyelim ki room attendant olarak çalışıyorsunuz, daha çok zamanınız var, daha fazla çalışmak istiyorsunuz. Sizi ride operator yapabiliyor eğer olursanız ya da bankette çalıştırabiliyor. Ve 3 saati geçtiğiniz zaman size maaşınızın 1,5 katını diyor. Kalahari'de Ceyhun öğrencilerinin konakladığı yere geldik. Şimdi Kalahari şu bina hemen yan tarafında da böyle bir konaklamada kalıyor öğrencilerimiz. Şimdi içeri girdik konaklamanın içine. Burada bilgisayarlar var acil bir ihtiyaçları olduğu zaman. Burada ıvır zıvır alabilecekleri vending machine'ler var böyle. Burada zaten su, bu direkt şey mi? Bedava, o içilebiliyor yani. Evet. Harika. Mutfak kısmı da konaklamanın burası. Bayağı kocaman. Bir sürü fırın falan var ya. Öğrencilerimizi mutfakta yemek yaparken bulduk. Ne yapıyorsunuz? Menemen yapıyorsunuz. Yemin ederim menemen yapıyorsunuz. Omlet abi. Spesiyel yapıyorum. Mutfağın öbür tarafında da isterseniz bu masalarda yemeklerinizi yiyorsunuz. İnsanlar evleniyorlar. İsterseniz burada. Burada takılıyorsunuz işte ya. Ortak alan bayağı geniş gördüm ben. Odalar da buralarda böyle. Konakladıkları odalar da bu şekilde arkadaşlarımızı konakladıkları odalar. Selam. Bu şekilde lavazo tipi yataklar var. Bir buzdolabı var. Mikrodalga fırın var. Ondan sonra gardıraplar burada bu şekilde. Bakın dışarıda da tarla manzaramız var. Yeşillik var, bence çok tatlı. Gayet güzel. Burada küçük bir çalışma alanı var. Ve
tuvalet banyo da böyle gayet makul. Burası tesisin laundry kısmı. Çamaşırlarınızı burada yıkıyorsunuz. İşte makineler zaten $1 çalışıyor. $1 coin atıyorsunuz makinede yıkıyorsunuz. Sonra $1 coin atıyorsunuz da kurutma yapıyorsunuz. Acilen mesela işte çamaşırlarınız, üniformalarınız vesairenizi yıkamak için çok mantıklı.